Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kan kündürtteki haberlerini huzurunda olsun. Işıklarışımız, kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Huawei şirketi yeni cinayetler bilen şikayet kılındı. Germaniya avazı torunun haberde bildirilişe Amerika Adliye Tarmakları 13. fevral 16 türlük yeni cinayet bilen Huawei şirketi üstüden şikayet kıldı. Şikayette Huawei şirketinin netçe 10 yıldan buyan Amerika şirketlerinin soğudu mehbiyetlikini uğurlap gelgenlikini, internet tori ve yanfun alaqı tori maşini adam katarlık ali teknikilerinin esli kodunu uğurlu valgallıkı kayıt kılındı. Şikayet yana Huawei şirketinin mehbiyetlik kilişimegi hılaplı kılış, hizmetçilerini burun işligen şirketlerinin teknikisini aşkarlaşkı mecburlaş ve mutakassiz tetkikatçılarını seti velip, uçur bilen temilletiş katarlık üçtürlük usul bilen akli mülüklerini uğurlap gelgenliki bildirildi. 56 betlik bu şikayetnamede Huawei şirketinin yana Şimali Koreya, İran katarlık devletlerini tekniki bilen temillep, Amerika'nın cezalaş belgelemesiyle hılaplı kılgallıkı oturgu koyuldu. Huawei şirketi bununla inkas kaydırıp, bunların pütüllay asasız işkerlikini Amerika tarafının rekabette adil bulmağallıkını bildirdi. Wuhan virüsü bilen ölgeler 1500'den eşip getti. Bugün Xitay Sahiya İşleri Komitetinin bildirişçe Hong Kong'nu koşkanda Wuhan virüsü bilen ölgelerden sani 1524'ge yetken. Haberde Wuhan virüsü bilen yukumlanğallarının 66.492'ge ölgelerden 1524'ge yetkenliki. Yukum bilen guman kılınğallarının 8689'ga közlü vatkallarının 169.039'ge yetkenliki kayıt kılındı. Hong Kong'da Wuhan virüsü bilen yukumlanğallarının 56'ye, Aumen'de 10'ye yetkenliki, ahırkı 24 saat içinde 143 kişinin Wuhan virüsü bilen ölgenliki, yukumlanğallardın yeni 2277 kişinin köpeygenliki bildirildi. Bugün TikTok aptitalı diyene virüs bilen ölgen sakçılarının 17'ye yetkenliki ilan kılındı. Wuhan virüsüne karşı doğru kısa vakit içinde tepilmesi mümkün. Türkiye Hacettepe Üniversitesi okutucusu Profesör Mehmet Ceyhan, Xitay'ın bir yıl içinde Wuhan virüsüne karşı doğru tapılması mümkünlüğünü bildirdi. Profesör Mehmet Ceyhan, Xitay'da tarqalgan Wuhan virüsü hakkında muhbirlerinin ziyaretini kabul kılıp, virüsüne karşı doğrunun kelgüsü 13 ay içinde mi tepilmesi mümkünlüğünü. İlgiri Xitay'dan tarqalgan SARS virüsüne karşı doğrunun mu 20 ayda yasap çıkılgalıqını, bu kıtım Wuhan'da payda bulgan virüsünün SARS'tın tekhimi mürakkep, xatarlık ikerlikini, hazırgıcı mezkur virüsünün kaysa hayvandan tarqalgalıqı hakkıdı mu enik malumatının yok ikerlikini bildirdi. Xitay'da vabağı koşulup, kuş ve haşarat apiti yüz berdi. Ötken ile Xitay'nın Wuhan şehirde payda bulgan Wuhan virüsü vabası başlangandan beri, virüs bilen birge paşı ve kağılar adetten taşkırı köpüyüp, Xitaylarga hücum kılış ahvali yüz bergen. Tarqalgan sınlıq görünüşlerden malum buluşa, Hubei ölkesinin köp kısım nahiye ve şehirlerde top uçuşup yürgen kağılar köpüyüp ketken. Yerli kişiler kağılarının bazı vakitlerde topluşup gelip, özlerge hücum kıldıqalıqını bildirgen. Xitay ölkelerde bulup mu Hubei, Beijing katarlıq birneçi şehirde katlıq suğuk buluşuğa karımay paş köpüyüp ketken. Beijing şehir ahalisi paşının köpüyüp ketkenliki hakkıdaki sırlarını tarqıtıp, havanın katlıq soğuk buluşuğa karımay bir kısım kövrük asti ve yol yakılarda paşalarının adetten taşkırı köpüyüp ketkenliki. Adeti Beijing'nin kış mezgilinde bundak ekvalının ezelden körülüp bakmağallıkını bildirişken. Küzetküçüler virüstü ölgen Xitaylarının cesetleri taşlanıp kalgallıkı sebeplik kağılarının köpüyüp kalgan buluşu mümkünlikini, Xitay komünistlerinin ölgenlerinin hakiki sahnini yuşurgallıkını, hatta öylerge nezerbent kılıngan Xitaylarının özünü binadın taşlı belişki başlıgallıkını, ölgen Xitaylarının ilan kılıngan sandın netçesi köp işkerlikini bildirişmekte. Yeni bir taraftan Hubei ölkesinin köplügen caylarda tünügündün buyan katlıq müldür yağmaqtı bulup, iğir ziyan keltürüp çıkarğan. Muşu ayının 18. günü geçe havanın katlıq soğuk buluduğallıqı mülkerlenmekte. Şanghay Pudun yeni rayonunu kamal kılış hakkıda ciddi uxturuşlar kıtıldı. 13. fevral Şanghay şehri Pudun yeni rayonuna karşılık Xinhua Kent Komiteti rayonunu kamal kılış hakkında ciddi uxturuşlar kattı. Uxturuşta bunlar bildirildi.
Virusni unumlik kontrol qilish uchun 14 fevral kech soat dal 12 dan boshlab boshqa o'lka va shaharlardan kelgan odam va mashinalarning kirishi cheklandi. Rayonga kirib bo'lgan shaxs va mashinalarga nisbatan bino boshqaruvchilari ularni kelgan yeriga qaytarishga mas'ul bo'ladi. Ijozatnomasi bo'lmaganlarning kirish chiqishi birdek cheklandi. Shanghai Pudong yangi rayoni organ to'ri bergan xabarda bildirilishicha, mazkur rayonda Wuhan virusi bilan yuqumlanganlarning soni 56 ga yetgan. Shanghai shahri bo'yicha virus bilan yuqumlanganlarning soni 315 ga, ayrim ko'rsatilayotganlarning soni 1414 ga yetgan. Shu sababli virus bilan yuqumlanishning oldini olish tadbirlari qattiq kuchaytirilib, rayonga kirish chiqish cheklangan. Xitoy konsulxonasidan 2 uyg'urga axloqsiz javob. Istiqlol kanalimizda va Türkçe Türkistan TV kanalimizda tutqundagi oilasi haqida guvohlik bergan Istanbuldagi 2 uyg'ur yosh bu hafta Xitoy konsulxonasidan kutilmagan javob oldi. Telefonda bularga oilasining ahvoli haqida ma'lumot berdiganligini aytgan mazkur xodim har 2 yoshqa oila a'zolaridan bir qismining kesilib ketganligini rasmiy uqtirgan. Undan turmush sirtidagi oila a'zolarining ular chat elda bo'lgunchilik bilan shug'ullanganligi uchun ular bilan so'zlashishni rad qilganligini aytgan. Ömer Hamdul bilen Cevlan Şirmemet Xelid'in beri kanalımızda ve ictimai ahbaratlarda bayanat ilan kılıp, tutkundaki aile azaları hakkında güvahlık bergen idi. Bayanat ilan kılıçtın avval bütün suallarını cevapsız kaldırgan İstanbul'daki Xitay Konsulxanesi, yakında bu 2 yaşını özlükidin izdep, onlarının aile azalarının ahvali hakkında kısmen cevap bergen. Konsulxane hadimi Ömer Hamdullah'a bergen cevabı da onun 2 akisi Kurlu'daki Rozi Hacı Soğudu şirketinin ve Çilambağ Sarayı'nın sahibi Rozi Hamdullah bilen Muhammed Hamdullah'ın kesilgenlik uçurunu delilligen. Oxşaş konsulxane hadimi Cevlan Şirmemet'e bergen cevabı da mı onun apısının atılmış terörçilerle yardım bergenliği üçün kesilip ketkenliği noxturgan. Ama onlarının ceza muddeti hakkında malumat vermegen. Konsulxane hadimi Cevlan Şirmemet'e dadısı ve inisinin nöbette lagırda emeslikini uxturuş bilen birlikte onun Türkiye ve Mısır'da bölgüncülük faaliyetlerine kıytılganlığı için ata-anasının onun bilen sözleşişini red kılganlığını uxturgan. Cevlan özünün Mısır'a berip bakmağanlığı, Türkiye'de mi okuş ve ticaretten başka işe arlaşmağanlığını bildirgen de, mezkur hadim özlerinin bu uçurunu devlet içindeki alakadar hadimlerden ilgili geldiğini uxturgan. Ömer Hamdul bir ata-ananın öz perzenti bilen sözleşişini red kılışının mümkün emesliği, bunun insan tabiyetine uygun emesliğini tekitleş bilen birlikte, Xitay tarafının özlerinin iğizin tuvaqlaş üçün tehdit arlaş uçur yetküzü vatqallıqını ilgiri sürdü. Cevlan Şirmemet eğer dadısı bilen inisinin özü bilen sözlüşünü rət qılgallıqı rast olsa, bunun bir xalimaslıq ya ki karşılıqtın emez, belki vahimidin hikayelikini. Onlarının lagırdaki mezgilde ilgiri özü bilen telefonda sözleşkallıqı üçün iğir ten cezasıqı uçurgallıq ihtimallıqını oturgu koydu. O yana dadısının salametlik ehvali özü bilen sözleşgüdek derecede bolmağallıqı üçün dairelerinin bu yalganını tokup çıkkallık ihtimallıqını mı tilga aldı. Her 2 yaş Xitay konsulxanasının tehdidigi perva kılmaydıqallıqı, aile azaları ve lagırdakiler erkillikke erişmekçe bu zulümlü dünyaya paş kılışını toxtatmaydıqallıqını bildirdi. Wang Yi Münhen bihaterlik yığınıda lagırlarının mevcutluğunu yeni inkar kıldı. Xitay Taşqı İşlar Ministeri Wang Yi Şarkı Türkistan'da 3 milyondan artıq Müslüman qamalğan lagırlarının mevcutluğunu yeni inkar kıldı. O, kılç hıcil bomastın Şarkı Türkistan'da hiç kandaq buzgunçılık elip berilmağallıqı, şundaqlı bir mu ceza lagırı mevcut emesliğini bildirdi. O, bu sözlerini 13 fevral günü Germaniya Taşqı İşlar Ministeri Heiko Maas bilen ötküzgen akbarat yığındı kılgan. Wang Yi Münhen bihaterlik yığınığı katnışı üçün Germaniyaya kelgen bulup, Yılda bir qetim ekildiğen Münhen Bihaterlik yığını 14 fevral başlandı. 3 günlük yığınğa Fransiya Prezidenti Macron, Kanada Başministeri Trudeau, Amerika Taşqı İşlar Ministeri Mike Pompeo, İran Taşqı İşlar Ministeri Muhammed Javad Zarif, Xitay Taşqı İşlar Ministeri Wang Yi, Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı Başkatibi Stoltenberg qatarlıqlar qatnaşdı. Bu qetimki Münhen Bihaterlik yığını Xitayını qaplıqan Wuhan virusi Şarkı Türkistan'a tarqılıp, onun lagırlarga tarqılış xaupi xalqara tibbi mütəxəssislərdə qattiq endişi qo'zg'avatgan mezgilde chaqirilgan edi. Amerika Avaz Radiosining xabar qilishicha Wang Yi Heiko Maas bilan o'tkazgan axborot yig'inda muxbirlarning lagerlar haqidagi savoliga javob berib, dunyoning har qaysi joylaridan muxbirlarni, ommaviy tashkilotlarni, jumladan diplomatlarni atalmish Xinjiangga berib, tekshirish olib berish va ziyorat qilishga taklif qildik. Har qaysi davlatlarning o'xshamagan nuqtai nazari bo'lishi mumkin, lekin bir nuqtani hech kim inkor qila olmaydi. U bo'lsa-mu, hech kim biror jazo lagerini
hiç kandak bir buzgunçılıkını körüp bakmadı dedi. Onun ilgili sürüşçe ceza lagiri 1 milyondan artık adamın tutkun kılınışı digerler pütülle ösek söz hem sahtı haber iken. Xitay rejimi ilgili lagirlarının mevcutluğunu pütülle inkar kılıp, keyinerek bu orullarının kespi terbiyeleş merkezleri işgalliğini ilgili sürgen. Xitay rejimi Pakistan, İran, Bengal, Mısır, Rusya Katarlık devletlerinin muhbir diplomatlarını mezkur rayonda ziyaretke uğurlaştırılan bosu mu? Lekin Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Genişi ve Garip Devletlerinin bu rayondaki halıgan lagırda tekşürüş eylip beriş talepini izcil red kılıp gelmekte. Hürmetli tülozur görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşeceğizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.